istiyorum. Protein sentezini anlatmak istiyorum. Protein sentezinde DNA'nın ilgili geninin kopyasının alınması gerekiyor. Bu kopyayı almak için özel enzimler var, proteinler var, orada görevli. Ve son derece gene kompleks bir şekilde DNA'ya gidip oradaki DNA'nın ilgili geninin kopyasını çıkartıp çekirdekte bulunan DNA'nın içinden o kopyayı alıp daha sonra da çekirdekten çıkıp ribozoma gidiyorlar. Ribozomda protein sentezi son derece kompleks bir şekilde gerçekleştiriliyor. Şimdi bununla ilgili bir videomuz var. Detaylarını daha iyi anlayabiliriz, onu görebilirsek eğer. Evet, ilk aşama transkripsiyon, yani fotokopisinin alınması gerekiyor, DNA'nın fotokopisinin. Şimdi önce hücre çekirdeğindeyiz. Bakın içeri girdik, DNA var. DNA'da, şimdi burada durdurabilirsek, DNA'da katlanmalar oluyor biliyorsunuz. Bunlardan bahsetmiştim. Bu katlanmaları çözen topoizomeraz enzimi var. Şimdi onu katlanmaları çözdü, DNA'nın katlanmasını, ki ilgili gene ulaşabilsin. Daha sonra şu an helikaz enzimini görüyorsunuz. Helikaz enzimi de yine de DNA'yı fermuar gibi açtı. Şu an devam edebiliriz. Açmaya devam ediyor. Ki ilgili gene ulaşsın. İstediğimiz proteini oradan üretebilelim. RNA polimeraz 2 enzimi var. Şimdi burada durdurabiliriz. RNA polimeraz 2 enzimini şöyle düşünelim. Bu enzim ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Aynı bir bilgisayar gibi gidiyor. Oradaki fotokopi çıkarması gereken yerin fotokopisini çıkarıyor. Yani fotokopi çıkardığı da mesajcı RNA olması gerekiyor. Yani amaç mesajcı RNA'nın üretilmesi. RNA polimeraz 2 enzimi de bunu gerçekleştiriyor. Buna RNAP diyorlar. Bir nükleotidil transferaz enzimi bu. Mükemmel bir şekilde burada fotokopisini çıkarıyor. Devam edelim. Şimdi transkripsiyon işlemini gördüğünüz gibi o mor olan RNA polimeraz 2 enzimi transkripsiyon işlemini gerçekleştirdi. Oradaki fotokopiyi aldı. Bakın burada durduralım. Şimdi o fotokopiyi aldığında bir ara verebiliriz videoya. O fotokopiyi aldıktan sonra şu an hala çekirdeğin içinde işlemine devam ediyor. Fakat bu fotokopinin içinde protein sentezinde kodlanmayan ve bunlara intron denilen kısımlar var. Bunlara kodun kodu da diyorlar genetikte şu an artık. Yönetici kısım olarak nitelendiriliyor. Bunların oradan çıkartılması gerekiyor. Yönetici kodun kodu diyorlar. Yani özel bölgeler bunlar. Oradan çıkartılması için de gene özel proteinlere ihtiyaç var. Şimdi bu aldığımız transfer edilen, yani fotokopisi çıkarılan DNA'nın ilgili kısmı intronlar ve eksonlardan oluşuyor. Eksonların birleştirilmesi gerekiyor. Şimdi bu eksonları birleştirip intronu aradan çıkaran bir protein var. Proteinler var, spliceosom proteinleri. Bu proteinlerin yaptığı işlemi göreceğiz şimdi ekranda. Evet, bakın şimdi uç birleştirme dediğimiz, yani splicing dediğimiz işlemi durdurabilirsek gerçekleştiren, bakın renkli renkli kısımlar var. Bunların hepsi spliceosom proteinlerinin bir parçası. Çok şuurlu bir şekilde intron kısmını çıkaracaklar ve eksonları birbirlerini birleştirecekler. Hepsi hangi bölgeyi kesip hangi bölgeyi birleştirmesi gerektiğini çok iyi biliyorlar. Devam edelim. Evet, bu proteinler bakın şu an son derece hiçbir şekilde random, tesadüf göremiyorsunuz burada. Uç birleştirme işlemini yapıyorlar. Koordinasyonla çalışıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi burada durdurabilirsek. Şimdi üst kısımda görülen kısım intron kısmı, yani çıkarıldı. Protein için protein kodunu yapmayan kısım, yani gerekli olmayan kısım protein sentezinde. O yüzden üst kısmı çıkarıyor. Altta görülen kısım birleştirilmiş eksonların kısmı. Bu protein sentezinde gerekli kodu elde etmiş olduk böylece. mRNA şimdi ilgili olarak hücreden çıkabilir ve ilgili şekilde ribozoma devam edebilir. Devam edelim buradan. Bakın uç birleştirme gerçekleştirdi. Burada durabiliriz. Şimdi bu çekirdekten çıkış kısmı. mRNA çekirdekten dışarı çıkacak ama çıkarken şimdi bakın kaç tane protein görev aldı. Enzimlerden bahsediyoruz. Enzimler de proteinlerden oluşuyor. Şimdi çıkarken hücrenin kapısı var. Hücrenin kapısı da proteinlerden oluşuyor. Dolayısıyla bir protein sentezi yapmaya çalışırken hücre kaç tane protein görev aldı? Yani işte bu yüzden evrimcilerin cevap veremediği bir konu olarak anlatıyoruz biz bunu. Bir proteinin oluşması için yaklaşık 60 tane proteine ihtiyaç var. O proteinlerden bir kısmını gördük. Şimdi hücrenin içinde protein sentezi yapılıyor. Protein sentezi hücrenin dışında bir yerde de yapılamıyor. O yüzden
hem proteinlerin olması gerekiyor bir arada. Hem hücrenin var olması gerekiyor protein sentezinin yapılması için. O yüzden evrimcilerin iddia ettiği gibi milyarlarca yıl bekleyemez hücre. Tabii. Tam olarak Allah'ın yarattığı andan itibaren var olması gerekiyor. DNA'sıyla birlikte. DNA'sıyla birlikte evet. Tabii var olması gerekiyor. Çok kısa bunu da görebilirsek hücreden çıkışını videonun. Evet, şimdi mesajcı RNA, ribonükleik asit DNA'dan dışarı çıktı. Translasyon işlemini de birazdan inşallah devam edeceğim anlatmaya.